6 Mayıs haftalık burcumuza hoş geldin. Ay bir de Mayıs oldu. İlkbaharın kuş seslerini çıkı 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 etrafta toprağın yeşerdiği bir haftaya giriş yaptık. Ne mutlu. Ne mutlu Türk'üm diyene diye başlıyorum. Ne bileyim içimden öyle geldi. Anladım bu da Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz insanız. Hepimizi seviyorum. Doğanın ben etnik biriyim. Doğadaki her şeyi seviyorum. 6 Mayıs'a girdik ve Koç burcuyla başlıyorum. Koç burcunun mistik böyle baharın verdiği etkiyle birlikte yavaş yavaş toprağın enerjisi kendini daha verimli hissediyor, daha mutlu hissediyor. Doğal olarak da yapacağı işlerde büyük başarılar elde edeceğini hissediyor. Evet, doğru kararda doğru bir enerjisindesin. Bunu doğru ilerletirseniz çok güzel kazançlar ya da işinizde yükselişinize yardımcı olacak sebepler. Bence bunun tadını çıkartın. Özel hayat konusunda da yalnız olan koçlara bir hafta sonra daha verimli bir aşka yelken açacak. Şu an biriyle flörtleşiyor olabilirsiniz ama o değil de sanki yeni gelecek insan sizin için doğru bir süreç ve hayırlısını bulacağınıza söyleyebilirim. Ama evlilikleriyle ilgili ters giden ve mutsuz olanlarda da iyileşme haftası, hatta eşlerin birbirine özür dileme ve güzelleştirme haftasına giriş yaptınız. Hatta yaz tatili planları başladı. Gideceğiniz yerler belirlendi. Hani hangi gün izin alırız da. Bir de ev değiştirmek isteyen bazı koçlar için de belki Mayıs bittikten sonra doğru bir karar, şu an oturun. Mayıs bittikten sonra doğru noktaya geçiş sağlayacağınızı söyleyebilirim derim. Sağlık olarak da sizde belki romatizma dağları, kemik ağrısı söz konusu olabilir. Ama ciddi bir rahatsızlık olarak görmüyorum. Boğa burcu 6 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız tam Boğa'nın burcundayız. O kendini ben varım, para benim, ego benim dediği bir burca gelişti. Hani iyi ki doğdunuz tüm boğalar diyoruz. Çünkü sizin burcunuz tadını çıkartın, keyfini çıkartın. Boğaların aslında ne istediklerini o kadar iyi bildikleri için hatta gelen bazı bir miras var, yatırım yapalım, bankaya mı koyalım, altına mı çevirelim dedikleri bir haftaya giriş yaptınız. Bence yarısını toprağa, yarısını eve, yarısını altına çevirirseniz çok büyük kar edeceğinizi söyleyebilirim. Hatta bir ortakta bir teklif var bazı boğa burçları için. Bu teklifleri değerlendirin. Size basamağınız ve kariyeriniz için çok olumlu olacak ve gelecekte güzel noktalara erişeceksiniz. İlişkinizle ilgili de söz ya da nişan haftasına giriş yaptınız. Ailelerin bütünleşme haftası. Keyifli bir süreç. Evliliğiyle ilgili de güzellikler var. Hatta yeni ev almak isteyen bazı boğa burçları eşlerini ev hediyesi edecekler. Hatta iş problemi, işsizim diyen boğalar da bu hafta işe başlayacak. Sevgilisi olmayan boğa burçlarına da sürpriz, güzel güzel aşklar. Bir de geçmişini bekleyen bazı boğa burçları da evet geçmişinizden sevdiğiniz insan adım atacak ama siz istemeyeceksiniz. Sizde de boğaz enfeksiyonu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. İkizler 6 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız. İkizler böyle bir hani güneşli değil de böyle kışı özledi. Yani yaz geldi ikizler böyle ben kışı çok özledim. Yani sonbaharın havasını ya da kışı özledim. Çünkü geçmişte güzel kazançlar elde ettiği için sanki bu ay sanki para kazanamayacak korku. Hayır, sizin işinizde bir risk yok. Hayatınızda maddi evreleri toparladınız. Daha güzel, daha büyük projelere imza atacağınız için bence ikizler kışı özlemeyin. Yazın ve ilkbaharın tadını çıkartın. Size güzel artı olarak dönecek. Bir de özel hayatınızla ilgili kimseye hayatımda istemiyorum diyen bazı ikizler burcu için biraz dinlenme süreci olacak. Yani bir iki ay kimseye istemeyecek. Sonrasında doğru ilişkiye başlayacak. Evliliğiyle ilgili güzel giden hatta evliliğe çocuk isteyen bazı ikizler de 2020'ye kadar çocuk planlarını gerçekleştirmiş olacaklar. Bir de aile binanız ya da ortak arazileriniz olabilir. Bununla ilgili satma kararı verdiniz ama bence biraz daha bekleyin, yeriniz değerlendirsin. Ondan sonra ortak mirasınızı satıp kâra geçmenizi uygun olarak görüyorum. Sizde de yurt dışı ufak ufak eğitim için gitme planlarınız var bazı ikizlerde. Yapabilirsiniz. Siz artı bir puan, eksi puan olarak görmeyin. 6 Mayıs'ta Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız yengeçler hem ben bilirim hem de ben hiçbir şey bilmiyorum haftasındalar. Üstüme gelmeyin. Çok şey biliyorum, çok şey. Yani bu demektir ki çevrenizde size zarar vermek isteyen, işinize zarar vermek isteyen dedikoducu laflar ya da gereksiz laflar sokup kenarda duracaklar. O yüzden siz hiçbir şey gerçekten bilmeyin. Duymadım tavrını sergileyin. Hem işiniz zarar görmesin hem de sizin isminiz lekelenmesini istiyorum. O yüzden siz devam edin. Hiçbir şey görmedim, işitmedim. Bir de işinizle ilgili, yöneticilerinizle ilgili terslik haftası geride kalacak. Daha verimlilik haftaya gireceksiniz.
Bazı yengeç burçları boşanmak ya da ayrılmak kararı verdi. Bence biraz sakin karar verin. Bir yaz bitsin, ondan sonra karar verin. Ama bazıları boşanacak, bazıları evliliğini kurtaracak diyorum. Bir de uzun süredir hastalık problemi yaşayan ya da tedavisi iyi sonuç vermeyen bir insanın canını sıkılabilir. Üzülmeyin, her şeyi Allah'tan deyip geçmeniz gerekiyor. Bir de sizin bir miras mevzunuz olabilir. Çözülmedi, hala yıllardır bekliyoruz, bitmedi Emine Hanımcığım diyenler de artık Ekim'e kadar bu hakkınızı alacaksınız. Bu verimli ve aydınlık olacak. Sizde de saç dökülmesi tarzı sıkıntılarınız söz konusu, sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. 6 Mayıs Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanlar evet paranın çıkır 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 haftasına dans etme havası, hatta balayı, hatta evde o tarihte evlenecek bir sürü aslan burçları var. Yani 4 ile 6'sı arasına kadar bir sürü evlenmiş aslan burçlarına şimdiden evliliklerinizde mutluluk, huzur olsun. Hatta söz nisan haftası da olabilir sizin için. Bunlar verimli ve aydınlık olacak. Korku etmenize gerek yok diyorum. Belki ailelerinizin size vermek istediği bir ev hediyesi ya da bir arsa ya da bir, şu an ona umut ederek beklerseniz kaşığı yediniz, kazığı yediniz artık. Beklemeyin. Siz emeğinizle nasıl olsa başaracağınıza inandığınız için birinin size vereceği hediyeyi lüks olarak kabul ediyorsunuz. Siz emekçisiniz. Yaparsınız, kazanırsınız, öyle size sahip. Sağlık olarak da belki bu söz isteme, nişan, evlilik sizi çok fazla kasmış olduğu için stresten her yeriniz kabarmış olabilir. Ne bileyim, vücudunuzu sirkeli suyla yıkayın. Ne bileyim, bir denize girin, enerjinizi akıtın. Bu sizin üzerinizdeki negatifliği alacak. Son zamanlarda da giydiğiniz kıyafet ya da vücut hatlarınız oturduğu için herkesin gözünüze geliyorsunuz. Fazla nazara gelebilirsiniz. Dikkat diyorum. Başaklar 6 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız, başaklar aslında aman ondan yoruldum, bundan yoruldum, bana dert anlatmayın, dert dinlemek istemiyorum dediğimiz bir hafta. İş yerinde de herkes onu böyle bilir kişi olduğu için herkes sıkıntısını, derdini Başak Burcu'na anlatıyor. Başak kimsenin dinlediği yok. O da sizin iyi niyetiniz ve merhametinizle alakalı noktada, ama Başaklar, Rabbim size zaten o kadar güzel kapılar açmış ki korktuğunuz hiçbir şey hayatınızda eksi olmayacak, hep artı olacak. Bence hani bunun filizlenmesi, bunun keyfini çıkartın. Bir de özel hayat konusunda uzun süredir yalnız olan Başaklar artık aşk kapıda çaldı bile ve kalıcı insanınız, hayat arkadaşınız ya da doğru insanınız diyorum ve onunla mutlu ve huzurlu olacaksınız. Evliliği kötü gidenler barışma, evliliği iyi gidenler daha iyi gitme süreci olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, ev almak ya da araç planlarınız olabilir. Bu Haziran'a kadar bunların hepsini çözmüş olacaksınız. Hiç korkulacak bir durum hissetmem, hatta size artık puan getirecek olarak. Sağlık olarak da zihin yorgunluğunuz var, beden yorgunluğunuz var. Artık biliyorsunuz yaz geldi, denize gidin, enerjiniz değişsin. Çok iyi bir söz. Sizde de bir yatak odası ya da mutfak tadilatı yapma gibi bir durumunuz olabilir. Bu da size iyi gelecek. Terazi burçları 6 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız, teraziler, evet bu iş benim, bu iş benim, bu iş benim, şu iş benim, her şeyi ben yaptım. Evet, gerçekten tebrik ediyorum teraziler. Çok iş başardınız ve sonunda şirketinize ya da iş yerinize çok büyük değerler kattınız. Bunun ödülünü de alıyorsunuz. Ama işsiz olan bazı terazi burçlarımıza aracıdan beklediğiniz haberler olumlu şekilde gelecek ve işinizde gerçekten verimlilik ve aydınlık olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. İlişkinizle ilgili sürpriz sürpriz ileriye dönük planlar var ama evlilikten çok ileriye dönük planlar konuşması var. Çünkü bazı parasal ve ev ya da araçla ilgili kriminiz bitmeden evlilik yapmak istemeyen bazı terazilere hak veriyor. Ama acele eden bazı teraziler, borcu birlikte yüklenir isteyen çiftler var. Evet, hadi onun da tadı güzel olur diyorum. Sağlık olarak da mide ve gaz probleminiz ya da sırt ağrısı, ama boyun fıtığı bel fıtığı değil de yanlış yatak tercih etmiş olabilir. Sırt ağrılarınız olabilir ya da doğru uyumadığınız için sizin vücudunuzda ağrı söz konusu olabilir. Sizin de ailenizi ziyaret etme vaktiniz geldi. Onlarla güzel bir vakit geçirin. Güzel bir hafta sonunun tadını çıkartın. Hatta keyfini çıkartın diyorum. Yay burçları galiba akrep, ben akrep değilim ama hep ben diyorum nedense. Akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerin işleriyle alakalı yaşadığı gerginlik yavaş yavaş bitmeye başladı. Ortamı toparladı bazı akrepler ve işlerindeki yöneticilerin onlara seni bu noktaya getireceğim ya da sana güzel bir teklif var, buraya yollayacağım dediği bir söz haftasına giriş yaptı akrepler. Yani size söz verilen şeyler tek tek yapılacak.
zamanı ve vaktini beklediğiniz takdirde ödülünüzü en iyi şekilde alacaksınız. Ama parasal evrede bazı borç ve sıkıntılarınız varsa Ekim'e kadar bu borç ve sıkıntılarınız bitmiş olacak. Hatta arabayı yenilemek isteyen bazı akrep burçları için araba yeniliği hayırlı ve aydınlık olacak. Hiç korkma akrepler, çünkü yöneticiniz ya da bulunduğunuz noktada sevilen ve yıldızınız parlıyor. O yüzden bu yıl şansınızı doğru değerlendirin. Güzellikler sizin olacak. Siz de iş yoğunluğundan kardeş, aile ya da dayı, yeğen, diyalogları çok fazla ara verdiniz. Bu hafta bunun yoğunluğu, bunun tadını çıkartan güzel bir pazar kahvaltısı yapacaksınız tüm aileyle birlikte. O sizin enerjinize iyi gelecek ve tadını çıkartılır. Evet, şimdi yaylarda demin atlamıştım ya. Yay mı akrep mi? Evet, şu an akreplerdeyiz. Yaylardayız, pardon. Yay. 6 Mayıs yay burçları neler bekliyor diyorsanız, biri yazmış şöyle demiş. Ya bu kadın zaten burçları karıştırıyor. Nasıl bir astrologdur diyorsun. Ya insanlar o kadar çok şeyi karıştırıyor ki, bir daha yedim sadece burçları karıştırıyorum. Millet neler karıştırıyor. Evet, yerler aslında hukuki süreçle ilgili bazı çözmeniz gereken noktalar var. Ya da bu geçmişe dayalı borçlarınızla alakalı uyarı kağıdı almış olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin ve düzenli ödeme yaptıktan sonra gayet bir rahatlık. Hatta bu dönem fazla alışveriş yaptığınız için kredi kartlarınızda bir yükleme oldu. Onları toparlamanız gerekiyor. Ve işinize borçları düşürmekten işinize konsantre olamıyorsunuz. Ödemeler biriktirin. Lütfen işinize sahip çıkın ve işinizde verimlilik var. Bu verimlilik size basamak ve maaş olarak iyi bir noktada söz konusu. İş problemi yaşayan yay burçları için de bu hafta sürpriz gelişme, ama sanki Haziran'da işe başlayacaksınız. Bu da verimli ve aydınlık olacak. İlişkisi olmayan bazı yay burçları için de güzel bir başlama haftası. Hatta ben bunu ciddi olarak görüyorum ve keyifli olarak görüyorum. Evet, sağlık konusunda belki gözlük ve gözle ilgili hassasiyetiniz olabilir. Sağlığa dikkat diyorum. 6 Mayıs Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar evet çok koşturmalı projeler, imzalar, ortaklı işler, daha verimlilik, daha güzel gidecek bir süreç. Onlar da diyorlar ki, ay ben bu işi yapmaktan yok, şunu yapma. Evet, belki bu hafta sizin sadece uykuya, enerjinizi iyileştirme. Çünkü işleri öyle bir ayına oturttu ki oğlaklar. Yani bir yerden zarar gelse diğer taraf kapatacak. O yerden zarar gelse diğer taraf. Sistematik çalışıyorsunuz ve bu sistem size çok güzel kazançlar sağlayacak. İş problemi yaşayan bazı oğlaklara da belki Mayıs ortasından sonra verimli teklifler, güzel süreçler, hatta şehir dışı teklifler gelebilir bazı oğlak burçlarına değerlendirip. İlişkinizle ilgili de soğuk rüzgarlar atabilir. Tripler devam edebilir. Sakin olun. İlişkiniz doğru insan, ilişkinize sahip çıkın. İlişki yaşamayan oğlaklar için de biraz daha vakit var. Ama doğru aşka erken açacaksınız. Sizde de boyun fıtığı, sırttaki kaburgalarla ilgili ağrılarınız ya da nefes alamamakla ilgili sorunlarınız olabilir. Bir de anne özlemi var ya da kız kardeş özlemi var. Yani yaşayanlara gidip ziyaret edin. Eğer ölüyse de gidip mezarlığında dua ederseniz sevinirim diyorum. Kova burçları 6 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız, kovaların yeni oluşturmak istediği bazı işler var ve başkalarının yanında çalışmak istemiyorlar ve kendi şirketlerini kurmak isteyen kova burçları için doğru bir karar, ama parayla ilgili kaygılarınız çok fazla olduğu için hani hangi tarihte yapalım diyorsunuz. Bence 2 ay sonra bunu yaparsanız daha verim. Yani Eylül'e doğru yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu an bulunduğunuz noktayı koruyun. Orada biraz kalın. Sonrasında ortaklı sürece devam edin diyorum. İşsiz olan kova burçları için de belki Haziran'dan sonra daha iyi bir süreç olacak ve verimlilik olacak. İlişkisiyle mutlu olan kovalarda sevgililerine ya da ilişkisine sürpriz hediyeler yaptı. Hatta ona tatil bileti bile aldınız. Birlikte yurt dışı seyahat edeceksiniz. Onun da tadını çıkartın. Size iyi gelecek. Sağlık olarak psikolojiniz de bozuk değil. Bedende çok riskli bir sorun yok. Sadece çok fazla uyumaya başladı kova burçları. Uykuyu biraz geride atalım. Biraz da o rahatlıktan yağlarımız oluşmuş olabilir. Kaslarımızı güçlendirelim. Baklavalarımızı yapalım. Hani göbek, balkon yerine baklava oturtursanız daha seksi olacağız ya da daha güzel olacağınızı düşünüyorum. O sizin için iyi olacağını söyleyebilir. Evet, 6 Mayıs balık burçlarınızı neler bekliyor diyorsanız, balıkların evet hedeflediği geçtiğimiz haftalardan hani ortaklı işler vesaire, evet bu işleri yaptınız ama biraz da sanki risk aldım, korkuyorum, bunu nasıl ödeyeceğim paniğimi. Hayır, siz çok akıllısınız, bunların hepsini halledeceksiniz ya da girdiğiniz işte risk almadınız, daha iyi sonuçlar sağlayacaksınız ve sizin yükselmenize ve yardımcı olacak çok insanlar var. O yüzden korku sağlam, korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de elinizdeki arabanın daha üst modeline geçmek istiyorsunuz, seneye, bu sene daha yeni aldınız. O yüzden seneye yaparsanız daha zor. Ya da işinizi almak istiyorsanız alın, ama kendinize araca bir gerek olmadığını düşünüyorum. Dostlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Çok onlarla ayrı kaldınız. Sanki Mayıs'ın ortası ve Nisan'ın
Mayıs'ın ortası ve başı arkadaşları da ailelerden çok iç içe yaşadığınız için arkadaş vaktinizde oyun oynamak, keyif almak, vakit geçirme niyetiniz olabilir. Doğru bir zaman yaparsanız sağlıklı olacağını söyleyebilirim. İlişkisi olmayan balık burçları için de biraz daha bir 15 gün daha sabırlı olun. Doğru ilişkiye, doğru aşka, doğru yeniliğe sahip olacaksınız. Mayıs size gerçekten gerçek aşk olacak ve hayırlısıyla. Evet, sizde de belki diz kapak sıvılarınızla ilgili ya da gereksiz bir spor hareketinden vücudunuzda sıkıntı olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. 6 Mayıs haftalık burcumuzu yorumladık. Koplayıp, zıplayıp, aboneliğe, takip etmeye, küfürsüz takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.